Doların artışı, euronun artışı ve tabii ki gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Biz böyle konuşuyoruz, kemerleri sıkalım diyoruz ama işi uzmanına sormakta fayda var demiştim. Canlı telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Sayın Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen hattımızın ucunda. Hocam günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz Radyo Ege. An itibariyle araçlarında bizi dinleyenler de muhakkak sizlerin söylemiş olduğu bilgilerden faydalanacaktır. Hocam, ne oluyor diye bir sormakta fayda var aslında. En bireysel, en basit anlamda. Ekonomimiz nereye gidiyor? Dolardaki bu yükseliş seyri daha ne kadar devam edecek sizin tahminlerinizce? Bu belirsizlik ve pahalılık da bir yandan hem halkı hem de ihracatı vuruyor diyor ekonomistler. Buyurun, söz sizde, sizi dinleyelim. Esasında bütün fotoğrafı tek bir kelimeyle ifade ettiniz. Ne oluyor? Herkes birbirine aynı şeyi soruyor bugün. Evet, evet. Ne oluyor diyor. Evet, buna benzer bir soru daha var. Ne olacak diye bir soru var. Muhakkak. Şimdi tabii ki bir tarafta beklentiler var. Ama ben hala piyasada bir beklenti olup olmadığından da çok emin değilim. Çünkü artık insanlar başının çaresine bakar duruma geldiler. Yani açıklanan faiz oranıyla insanların yaşamış olduğu enflasyon rakamlarına baktığınız zaman İnsanlar artık paralarının su gibi eridiğini, çok özür diliyorum, buz, kar gibi eridiğini, evet. Eriyip gittiğini görüyorlar. Son derece sıkıntılı bir durum. Dün alabildiğiniz bir şeyi bugün aynı parayla alamıyorsunuz. Enflasyonun fiyatlara günlük bazda yansıması gibi son derece tehlikeli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Evet. Bu noktada tabii ki Merkez Bankası'nın kararı çok önemli ama burada bir takım şeyler var, yapılması ve yapılmaması gereken şeyler var. Yani acaba hani faiz indirimi için ya da faiz artırımı için koşullar el verdiği ya da koşullar gerektirdiği için mi böyle bir şey yapılıyor? Yoksa siyasi bir takım hamleler anlamında mı? Bunu piyasa anlamakta güçlük çekiyor. Anlamakta güçlük çektiği noktada belirsizlik oluyor ve belirsizlik ister istemez negatif olarak yansıyor bize. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın bütün beklentileri 200 baz puan yönünde faizi indireceğiz yönünde. Bunun Amerikan doları üzerinde baskısı olacak mı? Mutlaka olabilir ama böyle gökyüzünden o an için bir ne bileyim 5-10-20 milyar dolar gibi bir şey yağarsa, ki bunu mecazi anlamda söylemiyorum, yani bir kaynak girişi olursa dolar belki bir süre daha kontrol altında tutulabilir ve evet, bakın işte faizi indirdik ama dolar yükselmedi denilebilir. Eğer böyle bir rezerv yoksa, ki görünürde yok, yok evet, doların biraz daha artması söz konusu olacak. O zaman yani şimdi oturup şunu cevaplamak gerekiyor. Yani biz burada koşullar oluşmadan yapılan bir takım zorlama hamlelerle ne yapıyoruz? Yanlış yaptığımız zaman bu bize ister istemez geri dönüyor. Burada bir kısır döngü var ama çok üzülerek söylüyorum, bu kısır döngü herkesin zararına olmuyor. Maalesef buradan bir takım fayda elde eden bir ekonomik yapı, bir yatırımcı grubu, yerli, yabancı, şu bu falan fark etmiyor. Mutlaka var. Mesela şu an için elinizde dolar olduğunu düşünün. Yani son 10 gün içerisinde dolarınızın getirisine bakın. Yani evet, buna bakın. Ve bankadan mevduatınız olduğunu düşünün. Türk lirası cinsinden değer kaybına bakın. Yani birileri kazanırken büyük bir çoğunluk maalesef kaybediyor bu ortamda. Hocam, yıl sonunda da birçok şirketin gelir gider dengelerini düzenlediği bir noktadayız aynı zamanda. Hatta eczacıların bile bu dolardaki artışla birlikte acaba kurun hangi noktasından sabitleneceği fikriyle birlikte bir takım stok sorunu da yaşıyoruz. Dağıtımcılar, üreticilerle alakalı. Bunlar mesela ona an itibariyle bakıyorum 10.71 gözüküyor dolar. Euro'da 12.13, yani sabah dakikalarından itibaren hala yükselişini devam ettiriyor. Psikolojik bir sınır demiştik 10 lira, bunu da aşıyoruz. Peki tahmininizce daha ne kadar yükselecek? Yani bu nokta nereye kadar gidecek sizce? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu konuda tahmin yapmak risk içeriyor. Doğru. Öncelikle onu söyleyeyim ama bu bir takım iş yapan insanlar için sabitlenecek kur gerçekten hani çok komik kalmış durumda. Bugün bir ilaç kıtlığı yaşanıyorsa bunun altında evet, tabii ki döviz kurlarında beklenmedik bir hareket söz konusu. İnsanlar işini gücünü terk etmek durumunda kalıyorlar. Yani ben bu işle uğraşacağıma bırakırım daha iyi noktasına geldi. Şimdi psikolojik sınır diyorsunuz. Bakın samimi olarak söylüyorum, ortada psikoloji falan da kalmadı biliyor evet, musunuz? Evet, yani, evet hocam. Yani sınır falan da yok. Yani sadece hipnotize olmuş gibi televizyonun sağ alt köşesindeki ya da alttan geçen banklara endekslenmiş durumdayız. Çok doğru hocam. Evet, evet. Altın, şimdi herkes şunu, abi çeyrek altın
1000 lirayı geçmiş. Düğünde ne takacaksın? Şimdi tabii ki yani bundan ne bileyim geçen sene ya da belki sene bir düğünde çeyrek altın takan bir kişinin aklında kalan rakam ne bileyim 300 lira 400 lira bilemedim evet. 500 lira. Şimdi evet. 1000 lira olmuş. Yani dolayısıyla burada fiyat dinamikleri bozuldu. Fiyatlama davranışları bozuldu. Enflasyon korkunç oldu. Bugün Türk lirasının değer kaybı iki kez IMF'den standby alan Arjantin'den daha fazla değer kaybetmiş durumdayız. Riskli ülke kategorisine girdik. Biz bunların gerçekten söylüyorum hiçbirini hak etmiyoruz. Evet. Ama bütün bu olup bitenler küresel konjonktürde de Amerika'da enflasyonun arttığı, İngiltere'de enflasyonun arttığı, gelişmiş ülkelerin bile hafiften teknik anlamda resesyona girdiği bir döneme denk gelmesi bizim işimizi daha da zorlaştıracak. Evet. Niye derseniz biz dışarıdan gelen yatırımlara ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Dış borçlarımız kesinlikle. Var. Özellikle bir yıl vadeli borçlarımız 160 milyar dolar civarında. Bunu döndüremezsek ödemek durumundayız. Neyle nasıl yapacağız? Rezervlerin durumu belli. Bunlar kritik noktalar. Dolayısıyla ben bugün Merkez Bankası'ndan ne bekliyorumun yanıtını söyleyeyim size. Faize dokunmasın Merkez Bankası. Evet. Hani yukarı yönlü bir davranışta bulunma riskli olabilir ama onun sinyalini şimdi versin. Bir hafta sonra bir para politikası kurulu daha toplasın. Görülen lüzum üzerine biz 300 bas puan artırdık filan desin. Yani dünyada tüm ülkeler faiz artırırken bizim tersi yönde hareket etmemizin nasıl bir getirisi olacak merak etmiyorum. Çünkü burası deneme tahtası değil. Yani burada kritik bir nokta var. Merkez Bankası burada önemli bir kurum. Şimdi bunu yapmadığı takdirde çok büyük bir tarihi sorumluluk üstlenmiş olacak diyorlar. Ben işi o kadar ileri götürmek istemiyorum. Aklın sağduyunun ve rasyonel olmanın yolunu takip etmesi yeterli oluyor diye düşünüyorum. Evet hocam yani siyasi otoriteler ekonomide aslında işlerin yolunda gittiğini her fırsatta dile getiriyorlar ve buna örnek olarak da ihracattaki artışı gösteriyorlar ama galiba bu siyasi otoriteye karşı iş dünyasında aynı rahatlık bulunmuyor. Dediğiniz gibi herkes bir acaba kafasında bir soru işareti var. Bu aramalı ve ham madde fiyatlarındaki artışta karşısında çaresiz kalıyor ihracatçılar. Genel ekonomik tablodaki belirsizliklerin de etkisiyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ifade ediyorlar. Buna da katılıyoruz galiba değil mi hocam yorumlarınızı? Evet kesinlikle. Şimdi burada bakın ihracat bundan 4-5-6 öncesinin girişimleriyle bugün bu noktada olmuş. Evet. Siz şu an için ihracat yapmaya kalkarsanız ihracatınızda ithal girdi söz konusuysa ihracatınızın fiyatı da artacak. Eskisi kadar kolay ihraç da edemeyeceksiniz. Yani mesela 2021'in hesaplarını pozitif anlamda kapatmaksa tamam bunda bir sorun yok dış ticaret açısından baktığınızda. Ama enflasyon dinamikleri bozuldu ciddi boyutta. Evet, yani evet. Bu çok önemli. Halkın cebinden çıkan parayla halkın alabileceği şey azaldığı ölçüde siz ekonomiyi birazcık sıkıntıya sokuyorsunuz demektir ki bu aşikar. Bugün insanlar %40-50 enflasyon söylüyor. Şimdi bu her şeye yansıyacak. Bu ihracat yapan insanlar tabii, da maaş alıyor değil mi? Ücretleri de yansıyacak. Neyse daha fazla uzatmayalım ama ben şöyle söyleyeyim netice olarak. İnşallah evet, bugün öğleden sonra 14 tarihi bir gün olur. Merkez Bankası ters köşe yapıyordu. Bu sefer de indirmedim faiz oranlarını diyebilir. Ya da 200 bas puan artırdım diyebilir. Bilmiyorum. Evet. Hocam yarın bir kez daha bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim size. Siz de uygun görürseniz eğer yine konu üzerindeki değerlendirmenizi almak isteriz. Radyo G ailesi olarak. Tabii ki memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam.